Hey folks, this is IceZorillax. Yok, 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 olmadı. Hey folks, this is Utku. Neyse canım, dünyaca ünlü Diablo içerik üreticisinden intro çalacak değiliz ya. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Malumunuz bu seneki BlizzCon Online 2021'in kazananı Diablo kanadı oldu diyebiliriz. Bu nedenle de Diablo 4 ve Diablo 2 Resurrected hakkında önemli bulduğum açıklamaları sizler için derleyeceğim. Bu videonun konusu da Diablo 2 Resurrected olacak. Diablo 4 gelişmelerine bir başka videoda yer vereceğim. Diablo 2 Resurrected BlizzCon Online 2021'de açıklandı. Twitch üzerinden BlizzCon'u bizlerle birlikte tecrübe eden arkadaşlarımız da hatırlayacaklardır. BlizzCon'da açıklanan içeriklerden en çok tepki verdiğim ve en çok beğendiğim konu Diablo 2 Resurrected oldu. Bunun nedeni ise pek çok oyun oynayan akranım gibi benim de Diablo 2 ile birlikte pek çok güzel anım ve tecrübem olması. Diablo 3 eleştiren ve bir başka oyuna yönelmek isteyen pek çok oyuncu hala Diablo 2 oynamakta. Ben de bazen hikayedeki bazı noktaları yeniden hatırlamak için girer, Diablo 2'de 1-2 tur atarım. Tabii ki Diablo 2 yalnızca anılardan ve hikayeden ibaret bir oyun değildi. Kimilerine göre döneminin, kimilerine göre de tüm zamanların en iyi RPG oyunuydu. Bu nedenle Diablo 2 Resurrected'ın açıklanması hem dünyada hem Türkiye'de büyük ses getirdi. Remastered, Remake kelimeleri ilk duyulduğunda oyuncular ister istemez gelecek oyun içeriğinden çekiniyorlar. Bu anlamda Resurrected ismi yerinde ve güzel seçilmiş. Çünkü yapılan açıklamalarda Diablo 2'nin eski tecrübesini hissettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar. Ayrıca bu anlamda yalnızca grafikleri yükseltip yeni bir oyunmuş gibi de piyasaya sürmek niyetinde değiller. Arayüz değişiklikleri ve pek çok konuda eklemeleri Diablo 2 oyun motorlarını çalıştırarak elde etmeyi amaçlıyorlar. Grafik konusunda ise iki boyutlu var olan oyunun üzerine yüksek kalite giydirme şeklinde değil, üç boyutlu olarak yeniden renderlayarak oyunu baştan yapacaklarını açıkladılar. Görsellerden de bunu anlamak gayet mümkün. Ayrıca sinematikler yalnızca HD olacak şekilde yenilenmeyecek. Bütün sinematikler tekrardan yüksek kalitede render edilecek. Peki elimizdeki Diablo 2'ye ne olacak? Tam anlamıyla hiçbir şey olmayacak. Hatta Diablo 2'de var olan karakterinizi Diablo 2 Resurrected'da oynayabileceksiniz. Dilediğiniz zaman eski Diablo 2'ye geçip oyuna bu şekilde devam edebileceksiniz. Peki Diablo 2'de kullanılan modlar ne olacak? Eski Diablo 2'de ne varsa aynı şekilde kalacak. Ayarlarınız, modlarınız vesaire. Ancak modların pek çoğu oyunun dosyalarıyla oynanarak yapıldığından Diablo 2 Resurrected'de çalışmayabilir. Tabi Diablo 2 Resurrected'da modlama yok değil. Detaylarını ilerleyen günlerde bilgiler geldikçe göreceğiz. Açıkçası şahsım adına pek bu tarz şeylerle ilgilenmiyorum. Ayrıca bu teknik noktalarda Diablo ekibinin oyuncusuna gereğinden fazla kulak verdiğini biliyorum. Diablo 4 geliştirici güncellemelerine yapılan geri dönüşler etkisini net şekilde göstermekte. Bu anlamda Diablo 2 Resurrected'da oyuncuların taleplerine kulak verilerek yapılacağından eminim. Konu buraya gelmişken ekleyeyim. Eğer Diablo 2 Resurrected'a bu anlamda katkıda bulunmak istiyorsanız, Blizzard'ın resmi sayfasından teknik alfaya başvurmayı unutmayın. Gelelim açıklanan diğer konu başlıklarına. En önemli konulardan biri, Diablo 2 Resurrected cross-platform bir oyun olacak. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Oyun, konsola uyumlu olacak şekilde yapılacak ve dilediğiniz zaman bilgisayar başından kalkıp, arkanıza yaslanıp PlayStation veya Xbox'ınız ile oyuna devam edebileceksiniz. Ve başka platformlarda oynayan arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz. Bu anlamda parti sistemi biraz daha Diablo 3'e benzeyecek. Çünkü oyun Battle.net Launcher üzerinden çalışacak ki bu iyi bir gelişme, eski parti sistemini pek sevdiğimi söyleyemem. Eskiden bir karakterinizden diğer karakterinize bir eşya ya da başka bir şey göndermek istediğinizde türlü türlü taklalar atmanız gerekiyordu. Şimdi ise bunu ortadan kaldırıyorlar. Stash, yani deponuz, account-wide olacak. Hesabınızdaki bütün karakterlerle erişilebilir hale gelecek. Gold, altın toplama olayı. Açıkçası benim Diablo 3 ile getirilen ve eski oyunlarda olmayan en sevdiğim özellik, düşen goldları üzerinden geçerek otomatik olarak toplama konusu. Ben mevcut Diablo 2'deki o tek tek goldların üzerine tıklanma olayından pek haz etmiyorum. Ve Diablo 2 Resurrected'da bu düzeliyor. Ve, yok arkadaş, ben eski halini seviyordum. Ona ne dokunuyorsunuz kardeşim? Diyecek oyuncular da düşünülmüş. Bu konu tamamen opsiyonel. İsteyen bu özelliği aktif edip kullanabilir, istemeyen kullanmayabilir. Ben kullanacağım. Kesin. Diablo 2 Resurrected şu ana kadar açıklanan ögeleriyle umut vaat ediyor. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Oyunu 2021 yılı içerisinde piyasaya sürmeyi hedefliyorlar ve ön siparişi şimdiden açıldı. Blizzard'ın sitesinde ya da Battle.net Launcher'da da görmek mümkün. Ve tekrar edelim.
Teknik Alfa erişimi için başvuru yapmayı unutmayın. Bir başka Diablo videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.